Sevgili dostlarım, merhabalar. Nasılsınız? Sizlerle bir canlı yayın programında daha beraber olmak ne güzel. Sizleri Tanrı'nın sevgisiyle kucaklıyorum sevgili dostlarım. Bugün her zaman olduğu gibi çok güzel konulardan bahsedeceğiz. Çünkü bahsedeceğimiz konu olağanüstü. Bahsedeceğimiz konular bizden büyük, bizi aşan, fakat bilmemiz gereken, anlamamız gereken, bizi kurtaracak, bize yardım edecek konular sevgili dostlarım. Şu anda telefonlarımız açık. Çarşamba akşamı 9 Türkiye saatiyle, Avrupa saatiyle 8. Sizlerle beraberiz. Beni evinize davet ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Bugüne inanın iple çekiyorum. İple çekiyorum. Ve biliyorum Rabbim mucizelerini gösterecek. Dua istekleriniz varsa arayın. Hatta televizyona çıkmak için utanıyorsanız utanmanıza gerek yok. Burada hepimiz aileyiz, birlikteyiz. Kimse sizi kritize etmeyecek. İstediğiniz gibi arayabilirsiniz. İsminizi vermek zorunda değilsiniz. Ya da telefona bakan danışman arkadaşlarımız sizin için dua edebilirler. Dua isteklerinizi her hafta bakın Rab mucizelerini gösteriyor. Yeter ki siz isteyin. Ayet diyor ki isteyin size verilecek diyor. Arayın bulacaksınız diyor. Kapıyı çalın size açılacak diyor. Siz kapıyı çalıyor musunuz? Rabbin kapısını çalıyor musunuz? Tanrı'dan istiyor musunuz? İsteyin. O size verecek. Sadece siz kapıyı çalmıyorsunuz. Bakın. Rab diyor ki ben diyor kapınızdayım. Kapınızı diyor çalarım. Eğer diyor açarsanız diyor gelirim sizinle beraber olurum. Sizin kalbinizde yaşarım. Sizin hayatınızın bir parçası olurum. Bugün belki ekranlarınızın başında oturuyorsunuz ve ihtiyacınız olan bu. Rabbin sizin hayatınızın bir parçası. Sadece bir parçası değil, merkezi olması. Rab sizden bir şey istemiyor. Rab sizi istiyor. Hayatınızı istiyor. Aklınızı, her şeyinizi istiyor. Ona yönelmenizi istiyor. Bu programın amacı da bu. Dinle bir alakası yok. Bakın dediğim gibi kimseye dinini değiştirtmeye çalışmıyoruz. Bana yazıyorlar. Sen insanları Hristiyan yapmaya çalışıyorsun. Ben kimseye hiçbir şey yapamam. Ancak ve ancak Tanrı insanların kalp gözlerini açabilir. Tanrı ancak insanlara konuşabilir. Benim sadece size bir mesajım var. O da Tanrı sevgidir. Tanrı hayatınızı değiştirmek istiyor. İçinizdeki bu sıkıntıları almak istiyor. Üstünüzdeki bu kara bulutları kaldırmak istiyor Rab. Sevinmenizi istiyor. İçinizde yıllardır gülmemiş olanlarınız var. Onların yüzünün gülmesini istiyor Rab. Programa başlamadan önce çok sevdiğim bir arkadaşımın bugün doğum günü ve bütün doğum günü olanlara genelde bu yapmıyoruz fakat bu benim çok yakın bir arkadaşım, çok değerli bir arkadaşım. Onun doğum gününü kutlamak istiyorum. Detone sesimle, çatlak sesimle diyorum ki mutlu yıllar sana, mutlu yıllar sana, mutlu yıllar nokta nokta isim vermem istiyorum. Mutlu yıllar sana. Hepinize mutlu günler, mutlu akşamlar, mutlu yıllar. Ben her programda heyecanlanıyorum, her programda sevinçle doluyorum. Çünkü biliyorum ki Tanrı hayatınızda, kalbinizde güzellikler yaratıyor. Sadece bu programda değil, birçok izlediğiniz kanaldaki programda aynı şekilde. Ve Kanal Muhabbat'ta, Muhabbat TV'nin izleyicilerine, Azeri izleyicilerime, İran'daki izleyicilerime sevgilerini, Rabbin sevgisini yolluyorum. Size esenlikle donatsın Tanrı. Bütün acılarınızı, bütün yaralarınızı sarsın. Merhem olsun kutsal ruh size. Dua ediyorum Azerbaycan'daki izleyicilerim için. Bakü'den bana yazanlarınız var. Bulgaristan'daki izleyicilerim için. Almanya'dan, Fransa'dan, Avustralya'dan yazanlarınız var. Hepinizi Tanrı'nın sevgisiyle kucaklıyorum. Sevgili dostlarım, bugünkü konumuz çok güzel bir konu. Hatta alay konusu da oldum bu konuyu söyleyince. Fani dünya. Bakın, ekipteki arkadaşlar, şu anda kontrol odasından izleyenler utansınlar, alay ettiler. Dediler, Işık abla ne bu böyle? Yeşilçam filmi mi yapacaksın? Dediler, fani dünya. Böyle dediler, getirelim o bizim eski ünlüleri. Biraz ağlayan, biraz işte baharatlı bir program olacak dediler. Dedim ki, ben insanların aklında kalmasını istiyorum. Tanrı'nın mesajının. Ve onların kalbine işlemesini istiyorum. Unutmamalarını istiyorum. Fani dünya. Ne demek? Fani dünya dediğim zaman ne aklınıza geliyor? Bakın ben size söyleyeyim. Ayet de söylüyor. Eyüp diyor ki annemin karnından çıplak geldim, çıplak gideceğim. Yani yanımızda hiçbir şey götüremeyeceğiz. Bu dünyada aldıklarımız, satın aldıklarımız, indirimden aldıklarımız, pazardan aldıklarımız hepsi burada kalacak.
Evler, atlar, hanlar, ne varsa, tencereler, tavalar hepsi burada kalacak. Hiçbir şey, şu üzerimdeki gömleği dahi götüremeyeceğim. Şu parmağımdaki alyansı dahi götüremeyeceğim. Beni bunlarla gömseler dahi yanımda götüremeyeceğim. Çünkü tamamen gideceğim dünya başka bir dünya. Ve o dünya çok önemli bakın. Bu dünyaya bazen çok odaklanıyoruz. Çok bu dünyanın ağırlığını taşıyoruz. Ama bu dünya o kadar önemli değil. Tamam önemli, Tanrı bizim burada da mutlu olmamızı istiyor. Bu dünyada da bahtiyar huzurla yaşamamızı istiyor. Onunla yaşamamızı istiyor. Ama önemli olan sadece burası değil, bundan sonrası. Bugün belki çok kederiniz var kalbinizde. Sizin canınızı sıkan insanlar var. Kafanıza takılanlar var. Hatta bazılarınız bazı olayları saplantı haline getirmişsiniz. Ve biliyorsunuz kurtulmak istiyorsunuz. Gece doğru düzgün uyku uyuyamıyorsunuz. Arada bir böyle mutlu oluyorsunuz. Başka şeylerle kendinizi oyalıyorsunuz belki. İyi dinleyin. Ama bir dönem geliyor, bir an geliyor. Gidiyorsunuz o eskilere, o saplantıları, o düşünceleri kafanızdan atamıyorsunuz. Ya da her gün ufak tefek incir çekirdeğini doldurmayacak şeylerin üzerine duruyorsunuz. Ve ağzınızın tadı kaçıyor ve kalbiniz ağırlaşıyor. Kalbiniz üzüntüyle doluyor. Biraz dünyevi konulara boş vermesini bilmeniz lazım. Buradaki bugün anlatmak istediğim kesinlikle çok büyük bir kadercilik, kısmetse işte inşallahsa, şuysa buysa olur değil. Hayır. Bundan bahsetmek istemiyorum size. Size bahsetmek istediğim bütün bu yaşadıklarınıza kuş bakışı bakmanız. Bir dağın tepesinden ya da bir uçaktan bakmanız. Ve aslında önemsediğiniz olayların, aslında yüreğinizi yakan olayların, kalbinizi acıtan olayların, uykunuzu kaçıran olayların hiç de önemli olmadığını görmeniz. Evet ama benim için önemli, evlatlarım için önemli Işık abla. Yiyeceğimiz yemek önemli, sırtlarına yarın bir palto giydirebilecek miyim kışta önemli. Rab bunları biliyor. Fakat bugün fani dünya dediğimizde bu fani dünyada yaşadıklarımızı biraz onun ellerine teslim etmeyi bilmemiz gerektiğini söylemek istiyorum size. Birazcık bu tutunmanız var ya, bu tutunmanız, sıkı sıkıya inatla tutunmanız. Birazcık elinizi böyle açıp o avucunuzun içindekileri, aklınızın içindekileri, kalbinizin içindekileri Tanrı'ya vermenizi istiyorum bugün. Hissediyorum şu anda Tanrı size konuşuyor. Şu anda kalbinizde ben anlatırken o duygular, hastalıklar olsun, üzüntüler olsun canlanıyor içinizde. Amacım bunları canlandırmak değil ama amacım bunlarla yüzleşip bunlara kuş bakışı bakmanız. Bakın düşünün. Bazen bende bu bir fani dünya anlayışı var. Bir şey alacağım zaman bir şey yani çok böyle maddiyata bağımlı değilim. Bunu bazen bana annem ne diyordu? Kızım bir şey iste olsun. İste, sen de hiçbir şey istemiyorsun. Hiçbir şey almıyorsun. Al. Aman televizyon olmasa hiç giyinmeyeceksin. Neredeyse pijamalarına gideceksin oraya buraya. Yani hep annem bana söylüyor. Kızım git saçını yaptır. Saçın dibi gelmiş. Bunları bana söylüyor. Yani televizyonda diyor çıkmasan hiç saçını başını taramayacaksın kızım. Bu ne? O kadar da bakımsız değilim. O kadar da pasaklı değilim. Ama annem sürekli bana benim gibi olma diyor. Bak ben ev kadınıydım bakmadım. Sen bak bari kendine birazcık. Evet ama içimde elimde olmayan bir bu fani dünya anlayışı var. Fakat bunun size bugün olumlu tarafından bahsetmek istiyorum. Çünkü bana faydası var bunun. Ne faydası var? Çünkü o hırstan dolayı kendi kendimi yiyip bitirmem yok. Bakın. O hırs yok içimde. Çünkü tek isteğim, tek içimdeki belki hırs varsa hizmette hırs var belki. İnsanlara hizmet etmekte hırs var. İnsanların Tanrı'ya yaklaşması için istek var, dayanılmaz bir istek var. Ama ihtiras yok. Çünkü görüyorsunuz, diziler seyrediyorsunuz çoğunuz. O ihtiras yakıyor, bitiriyor aileleri. Bitiriyor evlilikleri. O kadar çok tanıdığımız var ki, özellikle hanımlarının ihtirası yüzünden çalan, çırpan, yanlış işler yapan tanıdığımız, daha sonra bir tanıdığımızın oğlu hapise girdi bundan dolayı. Sadece ihtiras, ben buna sahip olacağım ihtirası yüzünden. Bu yakıcı,
yıkıcı, yapıcı değil. Ve bugün size anlatmak istediğim bu. Birazcık gözlerinizi bu dünyada istediğiniz, mağazalarda istediğiniz şeylerden ona çevirmeniz. Ve demeniz ki, sen bana yetersin. Tanrı'yı bugün hoşnut etmek istiyor musunuz? Birazcık elinizdekilerle yetinin. Birazcık elinizdekilerle mutlu olun. O sizin hayallerinizi biliyor. İsteyin, istemeyin demiyorum. Ama bugün odaklanmak istediğim konu, gözlerinizi ona dikmeniz. Ve her şeye kuş bakışı bakmanız. Bakıyorum bazen insanlar bir yerden bir yere gidiyorlar, işe gidiyorlar, arabaya biniyoruz. Oraya hepimiz gidiyoruz. Bakıyorum milyonlarca insan geliyor gidiyor. Sonra gökyüzüne bakıyorum. Ne kadar küçüğüz. Bir de düşünün, dünya bütün gezegenlerin arasında ne kadar küçük. Daha önce bahsettim size, bütün yıldızları tek tek saysanız, bakın tek tek saysanız 1, 2, 3 diye 3000 yılda bitiremiyorsunuz yıldızları. Düşünebiliyor musunuz ne kadar? Bir de bize bakın ne kadar küçüğüz. Bir toz parçası, bir kum tanesinden daha da küçüğüz. Ve biz bu küçüklüğümüzün içinde her şeyi büyütüyoruz. Ve bir sürü okyanuslarla, tufanlarla, afetlerle hayatımızın içinde savaşıyoruz. Ve bu huzurumuzu, sevincimizi, yaşam isteğimizi elimizden alıyor. Bugün sıkı durun. O içinizdeki o ağırlıklar var ya, çıkarın onları. Ve Tanrı'ya verin. Onun isteği de bu zaten. Sizin yükünüzü taşımak. Bakın birkaç ayet sizinle paylaşacağım. Çünkü Tanrı'nın sözü benim sözümden daha güçlü. Mezmurlar 49. Bütün gösterişine karşın geçicidir insan. Bütün gösterişine karşın. Mezmurlar 144. İnsan bir soluğu andırır. Günleri geçici bir gölge gibidir. Bir soluk gibiyiz ve günlerimiz bir gölge. Süleyman'ın özdeyişleri 21:6. Yalan dolanla yapılan servet sis gibi geçicidir diyor ve ölüm tuzağıdır. Eyüp 5:2. Aptalı üzüntü öldürür, budalayı kıskançlık bitirir. Belki bugün siz kıskançlıkla savaşıyorsunuz. İhtirasla savaşıyorsunuz. Zaten kıskançlık varsa ihtiras var. Çünkü kıskançlık ne demek? Başkasında olan sizde olmadığı için üzüntü duymanız, kendi kendinizi yiyip bitirme. Kıskançlık bu, başkasında olanı istemeniz. Ve pek çok problem bundan zaten kaynaklanıyor insan ilişkilerinde. Kıskançlıktan kaynak. Belki bugün başkasına bakıyorsunuz, diyorsunuz ki neden benim evim öyle değil? Neden benim arabam öyle değil? Neden benim çocuklarım öyle değil? Neden benim kocam öyle değil? Neden ben öyle yemek pişiremiyorum? Neden ben bu kadar becerikli değilim? Hep bir kıyaslama var. Hep bir kıyaslama var. Maalesef bu bize belki çocukluktan öğretilmiş bir şey. Hatırlıyorum küçükken bende de vardı kıskançlık. Annem derdi ki bak Işık, görmüyor musun? Bilmem ne hanımın kızı bütün pek iyi alıyor, takdirlerle geç. Hadi Işık çalış çalış çalış. Neden? Çünkü benim o zaman standardım, benim olmak istediğim kişi başkasının çocuğu. Onu örnek alıyordum kendime. Neden? Çünkü o örnek veriliyor. Sürekli öyle vardı etrafımızda. Onları kıskanırdım ya. Annem çünkü sürekli söylerdi, başıma kakardı. Bak odalarını ne güzel topluyorlar. Senin bana çıkarttığın zorlukları çıkartıyorlar mı annelerine? O kıskançlık beni yer bitirdi. Hatırlıyorum ilkokulda, hiçbir zaman zaten sporda o kadar öyle başarılı birisi kesinlikle olamadım. Düz yolda zor yürüyorum zaten. Yani koşmayı falan bırakın. Benim yapacağım en büyük spor yürümek. İşte birazcık koşmak ama çoğunlukla sen yürü Işık. düz yolda yürürken o kadar çok düşmüşümdür ki, ayağım takılmıştır ki. Çok iyi spor yapan arkadaşlarım vardı. Özellikle hatırlıyorum ilkokulda, belki bahsetmişimdir birçok program önce. İlkokulda bir arkadaşım vardı. Nasıl koşardı? Yakar topta ilk beni çıkartırlardı. Yakar top ilk benim suratıma çarpardı. O birinci olurdu. Her şeyde ip atlamada lastik oynardık. Lastiği hatırlıyor musunuz? Lastik çocukken belki oynamışsınızdır. Onu da hep basardım. Lastiğin üzerine yanlış şeyler yapardım. Seksek. Hepsinde bu arkadaşım bir numaraydı. Ben de onu böyle seyrederdim. Ve içimde o kıskançlık kabarırdı. İlkokulda hatırlıyorum aşık olduğum küçük bir çocuk vardı bizim sınıfta. Tabii ilkokulda büyük bir çocuk olacak değil. O onu beğenirdi. Hiç beğendiğim kimse beni beğenmezdi. Herkes onu beğenirdi. Çünkü o sporda iyiydi.
atletikti, daha güzeldi. Daha önce söylemişimdir, annem hep saçımı böyle kahkül kestirtmezdi. Annem de bugün seyrediyorsa anne kusura bakma, dünyanın en iyi annesisin. Ama hepimizin ufak tefek böyle yaptığımız hatalar oluyor. Ben de anneyim, benim de yaptığım hatalar oluyor. Hatırlıyorum, annem böyle saçımı yana doğru yapıştırır, malak yalamış gibi. Ve hep derdi ki, kafanın dışını değil, içini süsle. Bak, ben ev kadını oldum, sen iş kadını ol. Kafanın dışını süsle, kafanın dışını süsle. Artık saç her şey bir tarafta. Şimdi zaten bana deyince, kızım kendine bak. Anne diyorum, sen bana söyledin, kafanın dışını değil içini. Ama diyor, senin artık yaşın geldi. Işık, bak kendine. Böyle dolaşma. Değil mi? Hep ailemiz bazı şeyleri, bazı tohumları bizim içimizde ekiyor. Ve bunlarla biz yaşıyoruz. Kıskançlığı öğreniyoruz. Nefreti öğreniyoruz. Irkçılığı öğreniyoruz. Bunlar hepsi öğrenilen şeyler. Bunlarla doğmuyoruz biz. Ve iblis bunları üzerimize yapıştırıyor. O yüzden liseyi bitirdikten sonra kimse beni tutamaz. Hep kendim keserdim zaten. Böyle alırım, kendim keserim kahküllerimi. Bınk! Kuruduktan sonra da yukarıya çıkar, hiç de beceremem ama kahkülsüz bir gün dolaşmamışımdır. Çünkü içimizde eskiden kalan ukdelerden dolayı. Fakat bunları Tanrı büyütmemizi istemiyor. Bunlarla savaşmamızı istemiyor. Geçmişimizle barışık olmamızı istiyor. Bakın, geçen gün Facebook'ta bir yazı okudum, çok hoşuma gitti. Eğer geçmiş sizi hala üzüyorsa geçmemiş demektir. Eğer geçmiş sizi hala üzüyorsa geçmemiş demektir. Belki bugün hala içinizde o acı var, hala üzüntü var ama biraz fani dünya demenizi, biraz geçmişi geçmişte bırakmasını, dünü dünde bırakmasını öğrenmenizin zamanı geldi. Bakın başka ayetler neler söylüyor? Tanrı bize ne söylüyor? Yuhanna 6:27. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size insanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir. Kalıcı şeyler için çalışın. Markos 31:31. Yer ve gök ortadan kalkacak. Ama benim diyor Rab, sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Matta 7:26. Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes evini kum üzerine kuran budala adama benzer. Yani kalıcı olmak istiyor musunuz benim sözlerimi? Yani fani olmak istemiyor musunuz? Kalıcı olmak istiyor musunuz? Benim sözümü dinleyin diyor Rab. Benim peşimden gelin diyor. İbraniler 13:14. Çünkü burada kalıcı bir kentimiz yoktur. Biz gelecekteki kenti özlüyoruz. Biz gelecekteki kenti özlüyoruz. Buradaki her şeyimiz geçici. Ama bir krallık var ki bizi bekleyen. Bir krallık var ki bizim için hazırlanmış olan. Ve o krallığın kralı İsa Mesih. O bizim için geldi, çarmıhta öldü, hayatını verdi, kanını akıttı. Bakın hiç kimse, hiçbir peygamber kendisinden önce, kendisinden sonra böyle bir şey yapmadı. Ama o kendini bizim için feda etti. Biz kurtulalım. Bu fani dünyadan göçtükten sonra onun krallığında sonsuza dek yaşayalım diye. O mütevaziydi. O alçak gönüllüydü. O sevgi doluydu. Ve sevgisini, sonsuz sevgisini bize gösterdi. Alo? Alo. Serkan? Merhaba Işık. Nasılsın? Merhaba. Pastör Serkan'la beraberiz şu anda. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, hamdolsun. Gerçekten her şey yolunda. Çok güzel. Senin sesini duymak, yüzünü görmek de çok güzel. Teşekkürler. Güler yüzün gerçekten herkese ve bana da sevinç veriyor. Sağ ol, çok teşekkürler. Ailen iyi, eşin, çoluk, çocuk her şey iyi mi? İyi, hiçbir sıkıntımız yok. Okullar açılacak, bekliyoruz. Evet. Peki bu fani dünyada ne yapıyorsun Serkan? Neler, nasıl geçiyor bu fani dünya? Bu fani dünyada ne yapıyoruz? Aslında herkesin yaptığını değil yapıyoruz. Mi? Evet. Değil mi? Yani çalışıyoruz. Kaygılarımız oluyor. Evet. Gündelik kaygılarımız oluyor. Tabii. O gündelik kaygılar içerisinde her zaman rahat uyuyamadığımız zamanlar oluyor. Evet. Ne yazık ki. Evet. Ve Rab'ten yardım diliyoruz. Tabii ki bütün bu zamanlarda. Evet. Bizi kaldırmasını istiyoruz. En azından bizim kaygılarımızı üzerimizden almasını istiyoruz. Kim bize yardım edebilir değil mi? Rab'den başka kim yardım edebilir? Evet, amin. Amin, öyle.
Yani biraz önce Yuhanna 6. bölümden paylaşıyordum. Evet. Çok güzeldi. Dedim ki yani geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı olan yiyecek için çalışın. Evet. Aslında Rab bizim çalışmamızı istiyor. Evet. Rab bizim yani insanlar vardır ya, yani nasıl yarın öleceğiz, ne yapalım? İşte işimizi gücümüzü bir kenara bırakalım. Hayatımızı yaşayalım. Evet. Nasıl bir gün öleceğiz? Yani bunun içinde hayatın içinde yaşamaya değer anların tadını çıkaralım. Bir evet. yandan güzel bir düşünce gibi gözükse de diğer taraftan sorumluluklarımızı, diğer kişilere karşı sorumluluklarımızı, ailemize karşı sorumluluklarımızı, evet. komşumuza karşı sorumluluklarımızı yerine getiremediğimiz için aslında Rab bizden tembellik etmemizi değil, önümüzü gün etmemizi değil ama gerçekten kalıcı yiyecek için çalışmamızı istiyor. Çok güzel, evet. O zaman düşünmemiz gereken nedir burada? Kalıcı yiyecek nedir? Değil mi? Evet. Kalıcı yiyecek nedir? Bunu sormalıyız. Evet. O zaman İsa aynı bölümde, Yahudiler bunu tabii daha iyi anladıkları için dönem içerisinde dedi ki, yaşam ekmeği benim. Evet. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz. Ama diyor güzel. Ki, evet, ben size dedim ki diyor, beni gördünüz yine de iman etmiyorsunuz. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve diyor ki, bana geleni ben asla kovmam. Evet. O zaman gerçekten insanlara şunu söylemek istiyoruz. Bizi duyanlara, bizi işitenlere, bizleri izleyenlere. Gerçekten Rab diyor ki bana geleni asla kovmam. Çünkü yaşam ekmeği odur. Eğer biz sonsuz hayatı tecrübe etmek istiyorsak, evet. Tanrı'yla bütün bir sonsuzlukta paydaşlık içinde olmak istiyorsak, o zaman İsa Mesih'in bize sunmuş olduğu o yaşam ekmeğini tatmalıyız. Evet. O yaşam ekmeğinden yemeliyiz. Amin. Onun bize verdiği o lütfu iyi anlamalıyız. Evet. Bunun için Tanrı'ya dua etmeliyiz. Evet. Ve bu mecburuz buna değil mi? Çünkü evet. gerçekten dünyevi işler bizi bomboş bırakıyor. Bizi kurutuyor. Resmen kurutuyor bizi. Pastör Serkan çok devam edeceğiz. Sakın ayrılma bizden. Şimdi bir telefonda bizi arayan sevgili bir izleyicimiz var. Beraber onunla konuşalım mı? Tamam. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar Melek. Aa, iyi akşamlar. Nasılsınız? Veli Bey, siz misiniz? Benim. Veli Bey, programımızın abonesi oldunuz öyle mi? Ne yapalım? Başka bir yerde şeyimiz yok. Evliyalarla, şeylerle bizim işimiz. Evet. Nasılsınız? Ne yapalım? Başka bir güvencemiz yok. Doğru. Veli Bey, sizin için bu hafta ne için dua edelim? Benim için de tanımı vereceğim şimdi size. Tamam. Siz bir meleksiniz melek. Aa, sağ olun. Allah, sizi görmek istiyorum. Ne zaman görebilirim ben? İşte görüyorsunuz beni. Beni görüyorsunuz. Hayır. Böyle yanına varacağım, canlı görüşeceğim. Aa, görüşeceğiz. Rab izin verecek, görüşeceğiz. Ne olursunuz rica ediyorum. Tamam, görüşeceğiz. Ne olursanız İstanbul'un neresinde geleceğim kesinlikle. Tamam. Tamam. Telefondan arkadaşlar size sizin telefonunuz var bizde. Tabii var. Zaten hep tanıyorlar. Volkan da tanıyor. Orada bir hanım kız da var. O da tanıyor. Evet. Çok güzel. Zaten Pastör Serkan meşhur televizyondan daha önceden. O da çok iyi bir çocuk ha. Çok iyi, çok iyi. Biz onun için şükrediyoruz. Tanrı'ya şükrediyoruz. Evet. Rab bize çok güzel bir ekip verdi. Onun ruhuyla dolu bir ekip verdi. İyi ki söylediniz Veli Bey. Ya biz birbirimiz için şükretmeyi bilmeliyiz Tanrı'ya. Evet. Ve hanımı veriyorum size. Tamam. Size hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Diliyorum. Hanım veriyorum. Tamam. Alo. Alo, merhaba. Merhaba, iyi akşamlar Işıl Ana. İyi akşamlar, nasılsınız? Vallahi kolumdan yatamıyorum, ağlıyorum öyle. Hala ağrıyor. Sağ kolum çok anet, sağ kolum. Peki bir şey söyleyeceğim, dinleniyor musunuz? Kendinizi biraz dinlendiriyor musunuz? Yoksa sağ kolunuz ağrıya hep çalışıyor musunuz? Yemek, sil, süpür. Yok öyle çalışmıyorum fazla. Binde bir emi siliyorum emme. O kadar yormuyorum. Evet. Ana bilmiyorum. Ne dersen et ben sana şey diyorum. Bana dua et. Bol dua et. Kurban olayım sana. Ne olursun?
Geçen hafta ettik, yine dua edeceğim ve ekranlarımızın başında siz zaten hep hatırlatıyorsunuz bize, unutmamamız lazım. Ekranlarımızın başında hasta olanlar için de dua etmek istiyoruz. Hatta ben şimdi bunu Pastör Serkan'dan isteyeceğim. Lütfen bütün hasta olanlar için ekranları başında. Bakın kaç kişi dua istedi geçen hafta? Pek çok kişiden o kadar iyi haberler aldık ki neden sizin kolunuz iyileşmedi? Onun için dua edeceğiz ısrarla. Aynı nasıl dul kadın? Vallahi bilemiyorum ya. Aynı nasıl dul kadın Rabbin kapısını her gün çalarsa, nasıl anlatıyor hakimin kapısını her gün çalmış, hakim demiş ki Tanrı'ya inanmıyorum, insanlar da umurumda değil ama bu kadın beni hiç rahat bırakmadığı için onun istediğini yapacağım demiş. Ve diyor, ayet diyor ki Tanrı diyor ne kadar daha çok eğer siz onun kapısını çalarsanız diyor istediğinizi, dua ettiğinizi verir size. Biz de bunu zaten yapacağız. Zaten inandığım dualar. Doktora da gitmedim, ne bileyim, güveniyorum size. Ah, doktorumuz, vallahi bizim doktorumuz İsa Mesih. Teyzeciğim inanıyor musun? İsa Mesih seni iyileştirecek, sana şifa verecek. İnşallah inanıyorum inşallah. Zaten hiç durmadan sen izliyorum şey ettim mi? Günüzüm bile her gün. Canım. Sizi öpüyorum. Canım benim, ne olursun dua et bana, kurban olayım sana. Canım. Dua edeceğiz şimdi. Pastör Serkan dua edecek. Ve biliyorum ekranları başında sadece siz değil, bizimle dua edenler, bizimle ellerini açanlar, imanla dolu kalpler Rabbin katına dualarını ulaştıracaklar. Amin. Pastör Serkan, sözü sana veriyorum. O zaman hep birlikte ellerimizi açalım ve Rab'ten dileyelim. Çünkü amin. Rab gerçekten bize şifa vermek istiyor. Amin. Rab bizi hastalıklarımız içerisinde, eziyet içerisinde, evet, sıkıntı içerisinde görmek istemiyor. Evet. O zaman şimdi hep birlikte ellerimizi kaldıralım ve gerçekten Rab'ten dileyelim. Amin. Ondan isteyelim. Evet. Ya Rab, göksel baba önüne geliyoruz. Sana bakıyoruz. Gözlerimizi sana çeviriyoruz ya Rab. Evet. Yalvarıyoruz. Bugün sıkıntıda olan, hasta olan, ve gerçekten bu hastalıklarından bir türlü kurtulamayan, hmm, özellikle kronik rahatsızlıklar olan kişiler için, evet, dua ediyorum. Evet, evet. Bir türlü şifa bulamayan, evet, ve ümidini kaybeden ve ümidini kaybettiği için sadece fiziksel olarak değil ama zihinsel olarak da çöküntü içinde olan, hüsran içinde olan, isyan içinde olan ve gerçekten bütün bu sıkıntıların içerisinde kahrolan insanlar için dua ediyorum. Evet, yalvarıyorum, evet, ya Rab onları iyileştir. Bugün kusar ruhum ya Rab aramızdadır ve sen ya Rab onlara dokun, onlara şifa ver. Çünkü sen uluslara şifa olan Allah'sın. Her durumda onları iyileştiren Rabbimizsin, kurtarıcımızsın. Hmm. Senden diliyoruz ya Rab. Rabbimiz, hmm, İsa Mesih'in kutsal ve görkemli adıyla Göksel Baba senden diliyoruz. Lütfen sen şifanı akıt şimdi bu insanların üzerine. Evet. Sen şifanı ver diye dua ediyoruz. Evet, evet. Ve gerçekten senden imanla istiyoruz ya Rab. Evet. Verdiğini bilerek istiyoruz. Evet. Amin. 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 Çok teşekkür ederim Serkan. Şu anda dua ederken Rab kalbime konuştu. Bugün o kadar büyük kavgalar geçirmiş, acılar geçirmiş bir teyzeciğim var ki, annem yaşından da büyük kendisi. Ve şu anda teyzeciğim yüksek tansiyonla ve kalp çarpıntısıyla oturuyorsunuz televizyonun başında. Ve İsa Mesih diyor ki, şu anda ben elimi senin omzuna koyuyorum, senin sırtına koyuyorum. Ve sana şifa veriyorum, seni huzurumla dolduracağım. Ve sizin adınıza, sizin aracılığınızla, yüksek tansiyonla ve şu anda kalp çarpıntısıyla o rahatsızlığı yaşayanlar için dua ediyorum. Rabbin esenliğiyle donanın. Onun esenliği şu anda sizi sarıyor. Ve sizi bütün bu rahatsızlıktan özgür bırakıyor. İsa Mesih'in diri adıyla. Amin. Amin. Ne güzel değil mi? Her zaman, her yerde, bakın her yerde ona gidebiliyoruz. Aynı Pastör Serkan'ın duasında da söylediği gibi bir tek ona gelebiliyoruz. Bir tek ondan dileyebiliyoruz. Çünkü biliyoruz ki ne kaynağımız o. Kaynağımız bu fani dünya değil. Aynı zamanda Pastör Serkan hala hatta mı?
Evet, oradasın, bana tamam. Ben göremiyoruz. Şimdi biraz önce söylediğin de çok çok güzeldi. Bu şimdi fani dünyada demek yani, oh kendimizi bırakalım değil mi? Saldım çayıra Mevlam kayıra, öyle bir durum da demek değil. Tabii ki sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Tabii ki görevlerimizi yapacağız. Anneyiz, babayız. Ben işte bu programı yapıyorum. Programa gelen yazılara cevap veriyorum. Ama onun dışında evde yemek pişiriyorum. Evi temizliyorum. Eşim de bana yardım ediyor. Çocuk yetiştiriyoruz. Hepimizin üzerimize düşen görevlerimiz var. Yani fani dünya dediğimiz zaman ama her şeyi boş ver, ne olursa olsun demek değil, değil mi? Fani dünya dediğimiz zaman problemlerimize, sorunlarımıza, kafamızı da saplantı haline getirdiğimiz olayları birazcık Tanrı'ya vermekten, tamamen ona teslim etmekten bahsediyoruz, değil mi Pastör Serkan? Kesinlikle, kesinlikle. Yani Rabbin bir sözünde bize şunu söylediğini görüyoruz. İzleyicimiz aradaydı, geldiler, onlar için dua ettik ama önce şundan bahsediyorduk. Diyor ki, beni gönderenin isteği, yani bana verdiklerinden hiçbirini yitirmemem, diyor ki son gün hepsini diriltmemdir. Evet. Rab bizi sonsuz hayata kavuşturmayı istiyor. Evet. Bu onun isteğidir. Çünkü evet. Şöyle diyor, çünkü babamın isteği, evet, oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Evet. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim. O zaman yani eğer son gün nedir? Tabii ki bizim için son gün bu dünyada yaşadığımız son gündür. Son nefesimizi bu bedende verdiğimiz son gündür. Bundan daha fazlası değildir. Ama son gün hepimizin bir son gün dediğimiz yani... Bir gün bir kıyamet günü geleceğini, bütün dünyanın ortadan kalkacağını inanıyorsak, böyle bir imana sahipsek, o zaman bu insanları diriltebilecek tek bir isim var. Evet. Bu insanlara sonsuz hayat verebilecek tek bir isim var. Evet. Bu da İsa Mesih'in kendisidir. Amin. Bunun dışında herhangi bir isim yok bu dünyada. Evet. Herhangi bir din, herhangi bir görüş, herhangi bir inanç, herhangi bir felsefe yok. Evet. Ve herhangi bir bilim de yok. Çok bu sonsuz hayatı sağlayabilecek herhangi bir bilim de yok. Gördüğümüz, işittiğimiz yok. Sadece bunlar bir ütopya. İnsanlar birçok şeyi düşünüyorlar ve her şeyi yapabileceğini düşünüyorlar. Ve evet, ilk başta Adem'in günahında, yani onun yakalandığı aynı hataya, aynı tuzağa düşüp hala kendilerinin Tanrı olabileceğini düşünüyorlar. Evet. Ama böyle bir şeye sahip değiliz. Evet. Ve gerçekten dünya fani. Bir arkadaşım öyle diyor. Dedi ki yani bu dünya 3 günlük. 3,5 değil. Fazlası yok. Evet. Gerçekten böyle. Yani bu dünya gerçek anlamda 3 günlük. Ve nasıl geçtiğini göz açıp kapayıncaya kadar. Her şey o kadar hızlı geçiyor ki. Doğuyoruz, okula gidiyoruz, işimize gücümüze kavuşuyoruz, askerliğimizi yapıyoruz. Aynen erkeksek. Öyle. Değil mi? Yani evet, bütün bu zaman geçiyor. Çocuklarımız oluyor, onlara bakıyoruz. Onların okulu, üniversitesi, onların hayatını daha iyi yönlendirdiğini görmek için bir ümitle onların etrafında onlara göz kulak oluyoruz. Onlarla uğraşıyoruz ve bakıyoruz ki hayat geçmiş. Torunlar ve bitti. Bir şey söyleyeyim. Benim söylediğim bir şey o. Eskiden küçükken annemler derdi ki işte bu benim 35 senelik ahbabım derlerdi. Annemler, nenemler, anneannemler. İşte 40 senelik, 7-8 yaşında birinin 40 senedir ahbabı olması, arkadaşı olması yani ne kadar uzun bir zaman. Şimdi ben 41 yaşındayım. Çok yakın arkadaşım var, çocukluk arkadaşım. 11 yaşından beri arkadaşız. Düşün, 30 senelik arkadaşım. Şimdi düşünüyorum, geçen gün aklıma o geldi. Eskiden birisi dediği zaman 30 senelik arkadaşım var dediği zaman derdim ya bu bayağı yaşlı derdim. Yani göz açıp kapayana kadar geçmiş. Lisedeki günlerimiz göz açıp kapayana kadar geçmiş ama dün gibi değil mi? Ve bir gün son hayatımızın son gününü son nefesimizi verirken öyle olacak. Bütün yaşadığımız o hayat 40 sene, 50 sene, 60 sene neyse Tanrı bize ne vermişse sanki bir aynı dediği gibi bir gölge gibi olacak hayatımıza. Bir sis gibi gelip geçecek. O kadar onun için diyorum ki Rabbe dönün, Tanrı'ya dönün, yarını beklemeyin. Özellikle gençseniz bakın. Özellikle hayatınızda yanlış işler yapmışsanız daha çok yanlış işler yapıp da ben yaşlandığım zaman ibadet ederim, ben yaşlandığım zaman gerçeği ararım demeyin. Çünkü bilmiyorsunuz Tanrı'nın sizin için ne kadar bir yaşam biçtiğini. Bugün kurtuluş gününüz. Bugün İsa Mesih'i kalbinize çağırma gününüz. Amin.
Amin. Çok teşekkür ediyorum Serkan, katıldığın için programa ve bizimle paylaştığın için kutsal ruhun sana söylediklerini. Rab seninle olsun, ailenle olsun. Bu fani dünyada sen de Rabbin göksel zenginlikleriyle dol ailende. Amin. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Yine çok iyi bakış. Sen de sevgiler. Görüşmek üzere. Evet. Evet, bu fani dünya. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Gözlerinizi fani olmayana, sonsuz olana dikin. Amin. Haleluya. Rabbim sana şükürler olsun. Sevgili dostlarım, evet, bu dünyadaki her şey geçici. Fakat kalıcı olan bir tek şey var, Tanrı. Eğer sizin kalbinizde İsa Mesih varsa, İsa Mesih'i bir duayla, o kadar basit ki, o kadar Tanrı bunu kolaylaştırmış ki bizim için. İsa Mesih'i kalbinize çağırsanız, kutsal ruhu, Tanrı'nın kutsal ruhu onun adıyla gelip sizin içinizde yaşıyor, sizinle yaşıyor. Siz ruhta yeniden doğmuş oluyorsunuz. Ve böylece bütün etiniz, kemiğiniz, deriniz, her şeyiniz, dış görünüşünüz, toprağa girdikten sonra o ruh yaşıyor. Neden? Çünkü kutsal ruhun sayesinde yaşıyorsunuz. Çünkü İsa Mesih'in ismi size verdiği hayat sayesinde yaşıyorsunuz. Bugün Tanrı sizi buna çağırıyor. Sadece şifa almaya, sadece mucizelere, işte zengin olalım, iş kapıları açılsın için değil Tanrı'ya duamız. Bu dünyadan sonra nereye gideceğimiz? Belki bugün ne kadar hiçbir şey bilmiyordunuz anlattıklarım hakkında. İlk defa belki bu programı izliyorsunuz. Ama dua edin. Kutsal ruh size açıklasın. Tanrı size göstersin. Benim sözlerimin doğruluğunu Tanrı size açıklasın, göstersin. Bakın birkaç ayet okumak istiyorum size. Bahsettiğim gibi kuş bakışı bakmanıza, dünyaya, sorunlarınıza yardımcı olacak ayetler bunlar. Markos 13:31 şöyle söylüyor. Yer ve gök ortadan kalkacak, size daha önce okudum. Ama benim sözlerim diyor Rab, asla ortadan kalkmayacaktır. Benim sözlerim kalacak. Luka 12, zengin budala. Luka 12, 13. ayetten başlayarak okumak istiyorum. O kadar güzel ki bakın. Kalabalığın içinden biri İsa'ya, öğretmenim, kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın dedi. İsa ona şöyle dedi. Ey adam, kim beni üzerinizde yargıç ya da hakem yaptı? Sonra onlara dikkatli olun dedi. Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir. Bakın, yaşamanız, başarınız, biliyorum toplum bununla ölçüyor. Ne kadar malı varsa başarısı o kadar. Hayır, buna bağlı değil diyor. Tanrı katından, Tanrı'nın bakış açısından durum farklı. Tanrı kalbinize bakıyor, kalbinizin zenginliğine. Bakın aptallık belki değil mi derler ya, kendim zengin değilim ama kalbim zengin. Param olsa senin için şunu yaparım, benim de öyle, kalbim zengindir. Ama Tanrı ona bakıyor, kalp zenginliğine bakıyor, ruh zenginliğine bakıyor. Biraz bakış açınızı değiştirin. Kuş bakışı bakın. Tanrı'nın katından baktığınız zaman, onun bakış açısına sahip olduğunuz zaman göreceksiniz. Malın, mülkün, giyimin, kuşamın, markanın, paranın, pulun, şöhretin önemli olmadığını göreceksiniz. Ve bu dünyada ilk olanlar, onun dünyasında son olacaklar. Bu dünyada belki en zengin, en ünlü olanlar onun dünyasında, onun krallığında yere sahip olmayacaklar. Gözünüzü açın, değer yargılarınızı değiştirin. Çünkü toplumun değer yargıları gittikçe çürüyor. Toplumların değer yargıları, dünyanın gidişine bakın.
İyi bir durumda değil hiçbir şey. O yüzden siz değer yargılarınızı insanlara göre değil, toplumlara göre değil, Tanrı'ya göre ayarlayacaksınız sevgili dostlarım. 16. ayette şöyle söylüyor. İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine ne yapacağım, ürünlerimi koyacak yerim yok diye düşündü. Sonra şöyle yapacağım dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahıllarımı ve mallarımı oraya yığacağım. Kendime ey canım yıllarca yetecek kadar bol malın var. Rahatına bak, ye, iç, yaşamın tadını çıkar diyeceğim. Ama Tanrı ona ey akılsız dedi. Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak? Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur. Siz bugün servetinizi nerede biriktirmek istiyorsunuz? Yatırımınızı neye yapıyorsunuz? Hisse senetlerine mi, atlara, katlara, arsalara mı yapıyorsunuz? Yoksa yatırımınız, bakın yatırım yapmak kötü değil. Paranız varsa çalışıyorsanız tabii ki onu değerlendirmek için bilgelik isteyin Rab'den. Ama hayatınızın merkezi o olmamalı. Hayatınızın merkezi Tanrı olmalı. Onun için ilk önce servetinizi ruhani dünyada yapmalısınız. Tabii ki çocuklarımız da okula başlıyor, sırt çantası alınacak, kalemleri alınacak, kitapları alınacak. Hepimiz bunlarla uğraşıyoruz. Ama ilk önce önemsemeniz gereken şey dünyevi şeyler değil. Ruhani şeyler. Neden? Çünkü dünyevi dünya sizi kurtaramayacak. Çünkü dünyevi dünyayı yanınıza götüremeyeceksiniz. Ama ruhani dünyadaki zenginlikleriniz sizi kurtaracak. Tanrı ile olan dostluğunuz sizi kurtaracak. Onu hoşnut etmeniz kurtaracak. Ama her şeyden önemlisi, yaptığınız işlerden önemlisi, imanınız. Şu kalp, kalbinizin güzelliği, kalbinizin Tanrı ile olan dostluğu sizi kurtaracak. Bunun için servetinizi görünen şeylere değil, görünmeyen yerlere yatırımınızı yapın. Ondan sonra diyor ki kaygılanmayın diyor. Bakın Luka 12 okuyun, çok güzel. 22. İsa öğrencilerine şöyle dedi. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Bizim evde eskiden bunlar konuşuldu. Hep anneannem derdik. Ay bugün ne pişirsek, bugün ne yapsak? Bunların hepsini ben ortadan kaldırdım. Bakın bu konuda beni örnek alın, çok rahat edersiniz hanımlar. Bir bulgur pilavı pişiriyorum, içine atıyorum işte sebzeleri. Hiç yani belki bir yerde tarifini görmemişsiniz. Bezelye atıyorum, geçen gün öyle ne yiyeceğiz dediler. Hiç büyütmüyorum, önemli değil bakın. Yemek için yaşamamalı, yaşamak için yemeli değil mi? Fransız atasözü. Onun için büyütmeyin kafanızda bunları. Bir bulgur pilavı yapıyorum, içine bezelyeleri attım geçen gün. Biraz soğan doğradım. Ben limon çok severim. Sumak, limon. Sıktım böyle bol ekşi. Ondan sonra içine acı biber attım. Oturduk hepimiz onu yedik. Basit şeylerle mutlu oluyoruz. Önemli olan o yemek bizi mutlu etmiyor. Ailemizin içindeki huzur, ağız tadı, sevgi bizi mutlu ediyor. Tanrı'nın o yemekte, o sofrada olması bizimle. Onun ruhunun bizimle olması, esenliğinin bizimle olması bizi mutlu ediyor. Şu anda bir arayan izleyicimiz var. Alo? Alo? Tüh, çok konuştum, kaybettik galiba kendisini. Alo? Peki, tekrar eğer bağlayabilirse kontrol odası kendisiyle konuşuruz. Diyor ki ne giyeceğiz, ne içeceğiz? Bunlarla diyor kaygılanmayın. Kargalara bakın. Ne eker, ne biçerler, ne kilerleri, ne ambarları vardır. Tanrı yine de onları doyurur. Siz kuşlardan çok daha değerlisiniz. Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Bu küçücük işe bile gücünüz yetmediğine göre öbür konularda neden kaygılanıyorsunuz? Hayatınızı bir gün daha bile uzatamayacaksınız. Bakın alacağınız nefes sayılı. İstediğiniz kadar spordan bahsediyorum. Yapın, iyi, sağlıklı yaşayın. Yaşadığınız ömrü sağlıklı yaşayın, mutlu yaşayın. Ama değiştiremeyeceksiniz. Bilim adamları, bu kadar bilime inananlar var. Tabii saygı duyuyoruz bilime. Hepsi Tanrı'nın bilgeliğiyle ortaya çıkan, yapılan araştırmalar. Ama kimse insan ömrünü uzatamıyor. Kimse değiştiremiyor. Bir gün katamıyor o ömre. Herkes genç görünmek istiyor. Yine de yaşlanacaksınız. Yine de toprak olacaksınız. O yüzden
yine söylüyorum. Yatırımınız, annemin dediği gibi yatırımını kafanın dışına değil içine yap. Ama ben kafanın içine yap diyordu. Ama ben bugün sadece kafanızın içine demiyorum. Kalbinize, ruhani dünyanıza yapın yatırımınızı. Özellikle İsa Mesih'in imanlıysanız, Tanrı'nın sözünü okuyun, dua edin. Rab yolunda büyüyün, onunla ilerleyin. O sizin rehberiniz olsun. 27 diyor ki, zambakların nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim, bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Ey kıt imanlılar! Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesindir. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diye düşünüp tasalanmayın. Dünya ulusları hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa babanız, göksel babanız, bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz onun egemenliğinin ardından gidin. O zaman size bunlar da verilecektir. Siz önce onun peşinden gidin. Ötekiler olacaktır. Siz önce onun isteyin. Ona yaklaşın. Yiyecek de olacak. Giyecek de olacaktır. Korkma ey küçük sürü. Çünkü babanız egemenliği size vermeyi uygun gördü. Mallarınızı satın, sadaka olarak verin. Kendinize eskimeyen keseler, göklerde tükenmeyen bir hazine edinin. Orada ne hırsız ona yaklaşır ne de güve onu yer. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz oradadır. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz oradadır. Nerede hazineniz bugün? Nerede? Fani şeylerde mi? Sürekli kafanız bunlar ve bunlar yorucu. Bir de bakın, ruhani dünya yorucu değil. Dinlendirici. Kaçınız bugün yorgunsunuz? O kadar çok yorgunsunuz ki. O kadar çok ağırlık taşıyorsunuz ki. Bunların hepsi yorucu ama ruhsal dünya, ruhani dünya kalıcı. Geçenlerde bir tanıdığımız var, yaşını bayağı almış kendisi. Hayatta eğer mallarına mülklerine göre değerlendirirseniz çok başarılı olmuş bir kişi. 80 küsur yaşında. Hala alıyor. Şimdi bakıyorum hala bana geliyor, arada konuşuyor, beni arıyor, diyor ki Işık diyor, sen diyor işte iş hayatından geliyorsun, yöneticilik yaptın. Gel seninle şu işe girelim. Gel seninle bu. Ya 80 küsur yaşında. Şimdi içimden düşünüyorum, ben bu kadar fani dünya anlayışındayım. Bu bey 80 küsur yaşında hala daha çok para yapmak istiyor, para kazanmak istiyor. Ve ben ona diyorum ki ya yapma. İsmi her neyse bilmem ne amca, yapma etme, gözünü seveyim diyorum. Rabbin katında yürü, Rabbin yolunda yürü, senin için dua ediyorum. Bana diyor ki o işimiz dualara kaldıysa, bir alay ediyor benimle. Ben diyorum bıraktım bu işleri artık, diyorum iş hayatıyla falan alakam yok, istemiyorum hiçbir işe girmek. Ya diyor deli misin sen, daha diyor gençsin, benim yarım yaşındasın. Bırakma diyor. Biraz diyor hırslı ol diyor. Ne kadar hırslısın diyor. Böyle beni şey yap, motive etmeye çalışıyor. Ben de gülüyorum ona. Ama böyle aklına bir iyi bir fikir gelir. Arada sırada arar beni, der bunu da yapalım gelsene. İçimden düşündüğüm şu, ya diyorum 80 küsur yaşında yarın öbür gün toprak olacak. Niye bu adam bu işleri artık bırakıp da birazcık ruhani dünyaya yönelmiyor? Birazcık kalbini Tanrı'ya yöneltmiyor. Onun için dua ediyorum sürekli. Geçenlerde ona da dedim ki bir şey sormak istiyorum. Hayatta dedim hiç yani bu yaşa geldim pişman olduğum bir şey var mı dedim. Hep dedim böyle hırslısın, hep dedim yani para sözü olunca dedim kusura bakma ama biraz şeye geliyorsun dedim. Ondan sonra ateşleniyorsun dedim. Peki dedim hayatında pişman olduğun bir şey var mı? Bir sessizlik oldu telefonla, şöyle bir durdu. Dedi ki sana doğruyu söyleyeyim. Hayatımda pişman olduğum bir şey var. Ben de merak ediyorum. Çünkü güçlü görünmeye çalışan birisi. Öyle kolay kolay itiraflar falan bekleyemezsiniz. Işık dedi. Keşke dedim ailemle daha çok zaman geçirseydim. Keşke dedi çocuklarımla daha çok zaman geçirseydim. O kadar dedi ailemi ihmal ettim ki işler için. O kadar çocuklarımı ihmal ettim ki. Benden uzak büyüdüler, uzak yaş, annelerine yakınlar ama ben dedi bir baba olarak onlarla dedi çok büyük bir şey içinde değilim, bir derinliği yok dedi. Beni dedi böyle bir arkadaş olarak, askerlik arkadaşı gibi görüyorlar ama dedi bir baba oğul, bir baba kız, oğlu, iki oğlu iki kızı var.
Çok güzel, hepsi okumuşlar, büyümüşler, etmişler ama onlar da aynı, bakın, babaları gibi hayatlarında her şey servet yapmak, para kazanmak. Fakat dedi, çocuklarımla aramda bir baba evlat ilişkisi yok dedi. Ve dedi, isterdim ki keşke daha az çalışsaydım. Hanımımla bir çay bahçesine gidip bir çay içseydim. Daha fazla eşimle zaman geçirseydim. Şimdi eşi hasta. Bayağı hasta. Onun için dua ediyoruz. Dedi, eşimi dedi ne zaman kaybedeceğimi bilmiyorum. Ama şimdi dedi çıkamıyoruz, bir yere gidemiyoruz, bir şey yiyemiyoruz. O kadar dedi, o içimde ukdeler var ki dedi, yapmak isteyip yapamadığım şeyler. Onları dedi tatile götürdüm, bir otel odasına bırakırdım, kendim şehre geri dönerdim işi için dedi. Hep bunlardan dedi. Ya bayağı böyle, ben de şaşırdım. Bayağı bir anladı. Dedim ki, senin için dua edebilir miyim dedi. Şöyle bir durdu. Sesi böyle biraz titredi. Dedi, hadi et bakayım. Ve onun için dua etti. Dua ettikten sonra dedi ki, kapatmadan önce sana şunu söyleyeyim. Ben dedi kolay kolay ağlamam. Beni de dedi ağlattığı helal olsun sana. Ama amacım kimseyi ağlatmak değil. Amacım kimsenin kalbini kırmak değil. Ya da onları parmak uzatıp suçlamak değil. Amacım daha hayatta daha önemli şeyler var. Bunları görmenizi sağlamak. Ya da bunları görmeniz için bir köprü olmak. Bir uyarıda bulunmak. Uyandırmak sizi. Çünkü gerçekten hayatta daha önemli şeyler var. Ve bu önemli şeylerin en önemlisi Tanrı. Bu önemli şeylerin en önemlisi, en güzeli göksel hazineler, servetler. Ve Rab bugün sizi ruhta zenginleştirmek istiyor. Bugün sizi ruhta büyütmek istiyor sevgili dostlarım. Başka ayetlerimiz var, onları da okuyalım. Çünkü çok önemli Rabbin ayetleri. 1. Petrus 1:23 şöyle diyor. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Bakın bu çok önemli. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan. Eğer İsa Mesih'i kalbinize çağırdıysanız, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla, ya imanla, bu söze inanarak, benim anlattığım söze inanarak yeniden doğdunuz. Buna inandığınız an yeniden doğmuş oluyorsunuz. 1. Korintliler 7:29-31. Kardeşler, şunu demek istiyorum. Zaman daralmıştır. Bundan böyle karısı olanlar karıları yokmuş gibi. Burada da anlattığımın tam tersini söylüyor. Yas tutanlar yas tutmuyormuş gibi, ama açıklayacağım size. Sevinenler sevinmiyormuş gibi, mal alanlar malları yokmuş gibi. Dünyadan yararlananlar alabildiğine yararlanmıyormuş gibi olsun. Çünkü dünyanın şimdiki hali geçicidir. Bakın, dünyanın şimdiki hali geçicidir. Yani burada derken, işte karınızı terk edin, evinizi terk edin, bundan bahsetmiyor. Söylemek istediği şu, başka bir örnek vereyim size. Bizim başka bir tanıdığımızda karısına değil, işte kocasına tapıyor kadın. Her şey, dünya bir tarafa, eşi bir tarafa. Yani çocuklar bir tarafa, hiç umurlu çocuklar, zaten komşular büyüttü çocuklarını onların. Kadın sürekli süslensin, sürekli hep kocacığım koca. Tamam, çok güzel eşimize bakmanız, hanımınızı sevmeniz. Bu da öbür uçta bir olay. Fakat bu kadın kocasını tapıyor. Bana aynen öyle söylüyor. Ben diyor tapıyorum kocama diyor. İşte Tanrı bunu da istemiyor. Bunların hepsi fani. Bazılarınız çocuklarınıza tapıyorsunuz. Dikkat edin. Çocuklarınıza tapmayın. Her şeyin Tanrı sağlıklısını istiyor. Bende öyle bir ara vardı. Titriyorum, çıldırıyordum çocuklar için. Ama Rab onun bana esenliğini, onun bana huzurunu verdi. Çok önemli, dikkat edin. Çocuklarımıza dahi tapamayacağız. Tapmamız gereken tek bir varlık var. O da bizi yaradan. Başka hiç kimseye tapamayız. Paraya tapamayız, servete tapamayız, güzelliğe tapmak. Bir de o var, değil mi? Suratında sivilce çıksa ağlayanlar var. Belki siz onlardan bir tanesisiniz. Bir arayan var şu anda, telefonu alıyoruz. Alo? Alo? Merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiler. Buyurun. Alo? Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, ben... Merhaba.
Alo, televizyonu kapatın. Televizyonu kapatın. Beni telefondan dinleyin. Kapatmışım. Tamam. Nasılsınız? Sağ olun. Program ne konusunda konuşuyor? Ben şimdi yayına girdim. Evet. Görüntüye bağlanabilmiyorum. Ben sizi duyuyorum. Duyuyorum. Siz konuşmaya devam edin. Bizimle ne paylaşmak istiyorsunuz? Ben dua için. Dua istiyorum. Evet. Ne için dua edelim size? Karım gitmiş. Eşiniz? Ben eşim gitmiş. Bilmiyorum ne için ama dönmesi için dua istiyorum. Geri dönmesi için. Evet. Evet. Görüntüye bağlanabilmiyorum. Benim telefonumdan göstermez. Evet. Evet. Kardeşim yüreğinin ağırlığını hissediyorum. Üzüntünü hissediyorum. Dua edeceğim. Tanrı'nın isteği olsun ve Tanrı'nın bakın. İsteği insanların kesinlikle ayrılması değil, insanların boşanması değil. Şu anda senin için dua etmek istiyorum ve ekranları başındaki izleyicilerimiz için dua etmek istiyorum. Özellikle evet boşanma çok zor. Çok karanlık bir dönem. Yani ben geçirdim bunu defalarca sizinle paylaştım. Gerçekten insanın kalbini paramparça eden, yani sanki bir makası almışsınız kalbinizi böyle kırpıp parçaları bölmüşsünüz. O kadar zor bir dönem. Şimdi dua etmek istiyorum İsa Mesih'in adıyla. Şu anda Rabbim sana geldik. Bu arayan izleyicimin ismini sen biliyorsun. Ben bilmiyorum. Eşinin nerede olduğunu sen biliyorsun ya Rabbim. Ve aralarında ne problem olduğunu da bilen sensin. Ben şu anda senin için sana dua ediyorum. Bütün onların yaralarını iyileştir ya Rabbim. Bir değişim göster. Hem kalplerinde hem hayatlarında değiştir kalplerini ya Rabbim. Neden ayrılmışlarsa, ne olmuşsa, bu ayrılmanın kökü, temeli neye dayanıyorsa ya Rabbim şifa ver onların evliliğine. Ve ya Rabbim şu anda sana dua ediyorum. Senin isteğin olsun. Ben biliyorum ki sen boşanmadan nefret ediyorsun. Biliyorum ki, bunu tabii daha sonra öğrendim. Ben biliyorum ki ya Rabbim sen eşlerin bir arada olmasını istiyorsun. Bu senin kalbin, bu senin ayetin. Aldatma olmadıkça eşler aynı senin söylediğin gibi sana verdikleri söze bağlı kaldıkları müddetçe sen onları bir arada tutmak istiyorsun. Bugün sen evlilikleri iyileştir ve bu kardeşimin de evliliğini iyileştir. Onu sevgiyle eşine karşı donat ve eşinin kalbinde de ona karşı bir sevgi, bir istek yarat ya Rabbim. İsa Mesih'in diri adıyla. Sevgili dostlarım, Rab biliyorum bugün size konuştu. Biliyorum evliliklerinizde işlevini gösteriyor. Hayatınızda etkinliğini göstersin. Ve en çok istediğim bu. Dua etmeniz, yeniden doğmanız. Tanrı'yı kalbinize çağırmanız. Ve bu fani dünyadan ayrılacağınız günden, öleceğiniz günden korkmamanız. Çünkü Tanrı size sonsuz hayat verecektir. Sizi sevgiyle kucaklıyorum, esenlikler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.